Efendim bir hatırlatmayla devam edelim. Lütfen YouTube kanalından Beyaz Haber'i de takip etmeyi unutmayın. Kaçırdığınız haberleri oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi WhatsApp ihbar hattımızdan da takip edebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattına da haber olduğunu düşündüğünüz lütfen bütün görüntüleri atın. Bizler de değerlendirip habere koymaya çalışalım. Efendim İzmir'e kameralarımızı çevireceğiz. İzmir'de yaşayan Irmak Kıvrak Tayoğlu kocasından şiddet gördüğünü söyleyip şikayetçi oldu. Saldırıya uğradığı anların görüntüleriyle suç duyurusunda bulunan 3 çocuk annesi kadın mahkemeden gelen kararla adeta şoke oldu. Kocasına 2 kez indirim uygulayan mahkeme heyeti kadının sadece bir ithamını göz önüne almıştı. Yine çocuklarımın gözüne yumruk attı. İlla bir ölüm kalım mı olması gerekiyor? Hiçbir şekilde söylemediğim sözleri tahrik olmuş etkisi yaratarak bu konuda ceza indirimi olsun diye bunu uyguluyor. Darp ve şiddetle suçladığı boşanma aşamasındaki eşine mahkeme 2 kez indirim uyguladı. Kocası Murat Tayoğlu'na verilen ceza genç kadını tatmin etmedi. Bu insandan korkuyoruz ve kaçıyorum. Uzaklaştırmalarım devam ediyor. Çocuklarım dövülüyor. Davaları devam ediliyor. Cezaevinden çıkıyor. 100 tane hakaret mesajı içeren, ben cezaevine girdim çıktım, sen bununla mı korkutacaksın, şikayet edeceğim seni dediğimde. Müteahhit Murat Tayoğlu boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun yaşadığı siteye geldi. Onu çocukları doldurmakla suçluyordu. İddiaya göre 3 çocuğuyla bahçede olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp tekmelemeye başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Olaydan 10 gün sonra kocası tutuklandı. Hakkında hakaret, eşini kasten yaralama suçlarından 13 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 36 gün cezaevinde kalan müteahhit koca ikinci duruşmada tahliye edildi. 18 Ağustos'ta ifadesinde açıklamalarda bulundu. Hiçbir şekilde kendisini bilerek darp etmek istemedim. O gün kendisiyle konuşurken bana kaldıramayacağım ifadeler kullandı. Bana iktidarsızsın, tüm Seferihisar senin iktidarsız olduğunu konuşuyor. Oğlunu dövdün, insan oğlunu döver mi hiç? Şerefsizsin dedi. Bunun üzerine sinirlendi. Ben de kendisinden şikayetçiyim. Bana hakaret etti. Hiçbir şekilde söylemediğim sözleri tahrik olmuş etkisi yaratarak bu konuda ceza indirimi olsun diye bunu uyguluyor. Kamera görüntülerinde ve şahitlerin orada olmadığı zaten belli. Mahkeme Murat Tayoğlu hakkında eşini kasten nitelikli yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Bu ceza iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapse çevrildi. Tayoğlu hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçlarındansa beraat etti. Karar şiddete maruz kaldığını öne süren Kıvrak Tayoğlu'nu memnun etmedi. Ben işlemediğim bir suçtan şu an cezalandırmaya çarpılıyorum. İlla ölmem mi gerekiyordu? Hem dayak yiyip hem cezalı çıkma gibi bir söz konusu. İlla bir ölüm kalım mı olması gerekiyor?